Efsane ya, mükemmel. Hayatımda ben böyle mükemmel oynadım. Burada yağmurlukta branda yaptık geçici bir süre. Normalde büyük bir brandamız var. Çaresizlik. Reflektör yapacağım. Hem buradaki odunların kurumasına artı sağlayacak. Çıkılmayın. Güzel. Ben sprese basar. Şu an sizinle üçüncü kez sohbet edişim. Kamera neden bilmiyorum. İlk başta dedim ki herhalde ben kayıt düğmesine basmadım. 15 dakika size sohbet ettim. Sonra kendi kendine kapandı ve kaydı almamış. Bu düşünceyle ikincisinde dedim ki bu sefer kayıt düğmesine bastım. Artık size sohbet edebilirim. Kameramda bir sıkıntı var. Yaklaşık sizinle 30 dakikadır sohbet ediyorum ve şu an hiçbir kesit yok. Yani boşu konuştum. Allah affetsin. Neyse. Kısaca hemen bahsedeyim. Orientering kampına geldik dostlarım. Orientering kampının ne olduğundan size bahsedeyim. Elinizde bir harita oluyor. Orientering pusulanız oluyor. Arada fark var. Normal pusuladan orientering pusuları biraz daha farklı. Noktalar belirliyoruz ve izcilere diyoruz ki şu noktaya git, orientering feneri var. Bu noktada orientering feneri var. Her fenerin zımbası farklı. Yani diyelim ki bir fener kağıda bastığınız zaman üçlü zımba basıyor. Biri çentikli basıyor. Böylelikle doğru noktaya gidip gitmediklerini tespit edebiliyoruz. Her noktalarda biz Atatürk posterinden ve sözünden bir bulmaca parçası paylaştıracağız. Daha doğrusu yapboz gibi. Alanda da son parça olacak ve gelince direkt onları birleştirecekler. Biz önce izci olarak geldik. Şu an tek liderim. Bir yeminli izci var, bir de aday izci var. Alanı ayarladık. Gördüğünüz gibi ateşi yaktık, odunları ayarladık, flanşetleri çevirdik. Geri kalan işleri hallediyoruz şu anda. 9 tane ekip gelecek, yaklaşık 87 kişi. Onlar gelene kadar biz her işi halledelim. Çekim 9786 bilmem kaç. Kameram niye böyle yapıyor hiçbir bilgim yok dostlarım. Şu an açıkçası biraz üzüldüm. Çünkü bayağı sohbet ediyorum sizinle. Artık deli gibi hissetmeye başladım. Çünkü konuştuğum şeyleri bir daha konuşuyorum. Şöyle biraz size yaklaşayım çünkü sesimi alıyorum hiç bilmiyorum. Alana bir hayvan gelebilir. Sonuçta doğada kamp yapıyoruz. Torpillerimiz oluyor onu korkutmak için. Bir de sanırım ismini Haydar koymuştuk. Kuru sıkımız var hani ruhsatlı. Onu kullanan arkadaşımız oluyor. Herhangi bir sıkıntıda onu hayvanı sesle korkutabilmek için. Her ne kadar bir canlı ateşe gelmez. İşte ateşten korkar gibi düşünebilirsin. Ama bu olay böyle değil. Hayvanlar da bizim gibi meraklı olabiliyor. Yani geliyor bu ateş ne? Niye yanıyor burada? Hayırdır kardeş? Falan tribinde de olabilir. O ayı alana geldiği zaman hani bizde hoş geldin merasimimiz biraz torpil patlatmak üzerine olması lazım ki hayvanın sağ solu belli olmaz. Yavrusu olabilir, aç olabilir. Bu aralarda bayağı ayı videosu izledim. Umarım bana denk gelmez. Ya görüyorsunuz etrafınızda birçok ağaç yıkılmış. Yani ben 4 yıldır kamplara gidip geliyorum. Birçok kamp yaptım ama bu kadar ağacın yıkılmış olduğu bir yer görmedim. Büyük ihtimal burası ciddi anlamda rüzgar alıyor. Direkt kökten falan... Yani hani... Bu bile bir işaret. Direkt kökten falan devrilmiş oluyor. Ciddi bir rüzgar esmesi lazım. Kışın da çok yoğun geçmesi lazım. Ve ağaçlar hani canlı ağaç, kökü güçlü olan ağaçlar ama onlar bile devrilmiş. Ya bu kadar görmedim. Şu an şu yanımdaki ağaç da kapı gıcırtısı gibi gıcırdıyor. Yani inşallah kötü bir video izlemezsiniz dostlarım, ne diyeyim. Ben şimdi alana gideyim. Birinci günümüz bu şekilde. Mantığını anlattım size. Ertesi gün, sonraki günler görüşürüz dostlarım. Şimdi alanda da o iki izci tek. Yalnız bırakmayayım onları. Yani sonra sünnet çocuğu gibi gezmeyelim ortada. Ben aşağı iniyorum. Yarın görüşürüz dostlarım. Buraya bir tane daha kazık çakacağım. İkincisi de zaten şurada. Zaten bu dibe gittikçe boyları eşitlenecek. Reflektör yapacağım. Hem buradaki odunların kurumasına artı sağlayacak hem de bizim vücudumuzu daha sıcak tutacak. Çünkü buradan yansıyan ateş ışıklarıyla birlikte bizi de daha fazla ısıtacak. Hem de gördüğünüz alandaki yaş ağaçları ard arda reflektörü sınırlandıracak şekilde dizdikten sonra hem onlar kurumuş oluyor hem de bu sayede kuru odunlarımız oluyor. Şimdi buradayken odunu korumak için odun tesisine güzel bir çatı yapıyor şu an. Şuradaki odunu oraya da göster Batu. Oradaki odunları istifledik ve o sayede yağmur yağarsa herhangi bir sıkıntı olursa o odunların ıslanmaması lazım. Çünkü onlar kuru odun. Burada yağmurlukta branda yaptık geçici bir süre. Normalde büyük bir brandamız var. Gece yağmur yağdığı zaman ateş gecesi nöbetinde özellikle. Yağmurun altında kalan hem izciler ıslanmasın
hem de ateşimiz sönmesin diye. Şurada odunları biriktirdik. Orada istifleyeceğiz. Odun toplamaya devam edeceğiz. Durum bundan ibaret. Bir yandan da güzel sıcak suyumuz kaynıyor. Kahve içeceğiz, motive edeceğiz. Çünkü şeker yok, ne yapacağız? Bari kafein alalım. Güzel, şu an her şey tatlı. Ayı falan da yok, tatlı gidiyor şu an. Yıkılan ağaç da yok. Bizim izcilik felsefemizde kesinlikle yaş ağacı kesmek yoktur. Biz genelde ölmüş, yıkılmış ağaçlardan odunlar toplayıp buraya getiriyoruz. Yaş ağaca kesinlikle ellemiyoruz dostlarım. Gecemiz bu şekilde, yaklaşık en fazla bir saat sonra izciler gelmiş olur. Onlarla birlikte alanı hazır bir şekilde gördükleri zaman mutlu olmalarını bekliyoruz. Bakalım. Sağ olsun Batu da iyi çalıştı, Ekin de iyi çalıştı. Her şey nizami. Kendi brandımızı da yaptık. Orada sıcak suyumuz da kaynıyor. Şu an bu saatten sonra çalıştık. Sefasını süreceğiz abi. Keyif zamanı. Artık mutluluk zamanı. Biraz Ezeki Müren'den müziklerimizi açarız. Slow müziklerimizi açarız. Gözlerin doğuyor gecelerime müziklerini dinleye dinleye burada ateşin başında dinleniriz. Ve hani aklıma gelmişken şeyden de bahsedeyim. Ateş fazla yüksek değil. Bunun amacı zaten biz ateşin başında durmuyoruz. Şu an biz ateşi yakmaya başladık. İzcinin ateşi, izci geldiği zaman yanar. İzci giderken de söndürürüz. Felsefemizden biri de bu. O yüzden ateşimiz yanmaya devam edecek. En son gidene kadar, pazar günü saat 5-6'ya kadar bu ateş hep yanacak. Bir de burada ateş gecesini planlayacağız. Çalıştık, vücut ısımız da iyi, hava da gayet güzel. Bugün gerçekten çok tatlı. Hani böyle bir illallah ettirecek sıcaklık yok. Soğuk da değil, böyle tam tatlı. Ekim bile mutlu yani. Adam soğuk havayı seven adam, sıcaktan nefret eden adam ama bu havada mutlu. Bayrak törenimiz İstiklal Marşı şu büyük ağacın olduğu yerde olacak. Bayrağımıza da sancak düğüm atıyoruz. Önce bir ipi sallıyoruz yukarıda. Sonra ekipler sancak düğümünü atıyor. Ondan sonra bayrağımız göklere çekiliyor. İstiklal Marşımızı söylüyoruz. Kamp o saatten sonra resmi olarak başlamış oluyor. Hadi bakalım. Taktik değiştirmişler. Güzel. Devam, yıkılmayın. Güzel. Bench press'e basar gibi. Ayrıldı. Of. Oğuz oradan bir çıksanıza. Çıksan oradan bir Cahit. Ih. Çaresizlik. Halil nasıl Halil? Ha, efsane ya, mükemmel. Hayatımda ben böyle mükemmel oynadım. Harika ya. Oha. Farklı yere mi koşuyorsun sen yoksa? Alakasız değil. Sakin. Abi bu kadar göremeyip bu kadar iyi oynayan yok ya. Gerçekten iyi yapmaz değil mi? Hadi bakalım kim yakalayacak? Çok iyisin. Öyle yok, öyle yok, öyle yok. No hex. Hadi bakalım. Tehlikeli dakikalar. Helal. Hadi motive et, motive et. Hazır. 3, 2, 1 başla. Şu ağacın odadır sana çarpmasın. Allah aşkına. Dayı çabuk kızları. Dönsün şaşkına. Haydi haydi haydi. Allah aşkına. Koyun çoruk kızları. Dönsün şaşkına. Tamam koptu. Koptu gel. Pislik gibi bakın birbirinize. Evet. Tiksiniyor gibi. Birazdan kan akacakmış gibi bakın birbirinize. O nasıl bir kan akma ya? Niye gülüyorsun? Ben sahibim ya. Ben hazır. Kızlar tezahürat sizde. 3, 2, 1 başla. Arkadan. Arkadan. Yapış arkaya. Çek. Güzel. Çek. Kapış. Çek. Güç. Hadi patlat.
2000 years later. Boss! Boss! Ya yok oğlum, çenetli bu lan. Ilık su getirin. İkinci günden selamlar dostlarım. Gece yoğun geçti. Uyuyamadık. Ateş gecesiyle uğraşıyoruz. İzciler şu an orienteering seferinde. Dediğim gibi noktaları birleştiriyorlar. Birinci olan ekibe de ödüller vereceğiz. Armalar, rozetler. Bu şekilde takıyor. Mesela diyelim ki burada flarında onunla ilgili bir anı oluyor. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum dostlarım. Bu orienteering feneri. Şöyle göstermeye çalışayım. Harita mesela diyelim ki tuttunuz. Kuzeye bu tarafı gösteriyor. Pusulada da aynı hizayı ayarlıyorsunuz. Diyelim ki bu tarafa doğru gideceksiniz ya da belirlediğiniz nokta nereyse açınızı ona göre ayarlıyorsunuz. Açınızı ayarladıktan sonra o yöne doğru gidiyorsunuz. Buna göre izciler hem yön bilgisi gelişsin hem de doğada hayatı idame etme için bir level daha atlasın, level up yapsın. Amacımız bu şu anda. Keyifli olaylar, bunun zaten sporu da var. Milli sporcular da var bununla ilgili ve yurt dışında ciddi anlamda yarışmalar yapılıyor. Kamp alanında bu şekilde dostlarım. Toparlanıyoruz, gitmemiz lazım. Bu kamp videosu da böyleydi. Dediğim gibi kampın konseptinden size bahsettim. Bu şekilde bir kamp yaptık. Güzeldi. Yağmur da başladı. Kamerayı o yüzden açamıyorum. Bu şekilde telefonla son bir kesit alayım. Size veda edeyim istedim. O zaman sonraki kamp videolarında görüşürüz dostlarım. Bu videodan selamlar.